Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Ocak 2020 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. 2020'nin 3. videosuyla karşınızdayım. Şimdi CİMER'le ilgili, CİMER'e sorduğum sorularla ilgili son bir tane daha var. Onunla bağlayayım CİMER konusunu şimdilik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Şimdi safiyane bir soru sordum. Cevap alacağımdan değil de. Ne zaman? Hemen bir göstereyim önce. Geçen sene sormuşum. Bu cevap alınamayan soru. Bak diğerlerinden aldım. Aşağı yukarı. Ama bundan cevap alamadım. Çünkü biraz karışık sorular. İşte Lozan Anlaşması ile ilgili. Gizli maddeler var mı ile ilgili. Ondan sonra TC'nin kuruluşuyla ilgili falan falan sömürge mi değil mi falan gibi böyle safiyane sorular. Şöyle gösterelim şeyimizi, evrakımızı. Tarih işte geçen sene şöyle. Evet. Ne zaman? İşte dedik 1 Aralık 2018. Ne geçen senesi ya? Evet geçen sene galiba. Evet tamam. Şimdi dedim ki kabaca öyle bir bakalım dedim devlet işte Cumhurbaşkanlığı nasıl cevap veriyor diye. Lozan Anlaşması'nın merhaba diye girmişiz bodozlamadan. Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri var mı? Ne yapalım abi? Bilgi alamıyoruz bir yerden. Ne yapacaksın? Soracaksın işte. Veya İngiltere ile yapılmış gizli bir anlaşma var mı? Yani işte bizim valimiz, İngiliz valimiz diyorlar ya, Kamal Atatürk bir anlaşma yaptı mı? Saf saf soruyor, saf saf soruyoruz. Ha, tekrar baştan söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu sorulara cevap alamadım. CİMER'den. Ne yapılmış? Başvuru alınmış ve Dışişleri Bakanlığı'na sevk edilmiş. Şöyle Dışişleri Bakanlığı'na sevk edilmiş. Ve aradan bir sene geçmiş. İkinci seneye giriyoruz. Herhangi bir cevap alamadık. Evet. Gizli bir anlaşma var mı? Yani Lozan'da olmasa bile TC'yi kuran İngilizlerle, İngiliz Siyonist şeyle ortaklığıyla ilgili gizli anlaşmalar var mı? Gizli anlaşma diye bir şey hukuken mümkün mü? Soruyoruz safi yani. Yani halkın bilmediği bir anlaşma metninin geçerliliği olur mu? Safi yani soruyoruz. Yani halk haberi yok. Bir anlaşma yapılmış. İşte buyur. Gayet güzel gidiyor işte halkın bilmediği, bizim olmayan, bizle ilgisi olmayan bir anlaşma. İngiliz Siyonist anlaşma 96 senedir devam ediyor ve Kamal Atatürk diye bir adamı bize Ulu Önder diye de mecburen silah zoruyla yediriyorlar. İşte. Ve hala bunu atamıyoruz içimizden. Yani nasıl bir anlaşmaysa hiçbir siyasete çıkıp yahu siz yoksunuz bu devlette. Anadolu halkı yok, millet yok bu devlette. Bu devlet yapay suni bir devlet. İşte Yahudiler mi kurdu? Kim kurduysa Sabataylar mı kurdu? Sabataylar mı kurdu? Kim kurduysa siz yoksunuz. Evet. Uygulamaya baktığımız zaman biz yokuz. Belli. Yani bütün sıkıntıları, acıları çeken, öldürülen, hiç İşte 5.000 gencimiz solcu sağcı diye ayrıştırılıp kutuplaştırılıp öldürülen biziz. Hiç acımıyorlar. Başbakanı öldürülen biziz. Adnan Menderes. Ondan sonra şimdi sahte Kamalist işte dinci diye ayırıp yine bir kutuplaşmayla öldürülmek istenen biziz. Bak şimdi FETÖ'cü diye ayırdılar. Bilmem ETO'cu diye ayırdı. ETO'cu zaten Kemalizmin devamı. Binlerce insan arada
kuru yaş da yandı. Onlar da gitti. Nesil nesil harcıyorlar böyle. Anlatabiliyor muyum? Evet. Geçerliliği olur mu demişiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, TC'yi, PKK'lılar öyle derdi, tövbe tövbe. TC derlerdi. Bize derdi ya, ayıp değil mi TC diyorsun falan diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin TC'yi İngiliz Siyonist bir merkez mi kurdu? Bak, saf saf soruyoruz. Bir resmi makama Cumhurbaşkanı'na soruyoruz ya. Bu arada sağ olsun Cumhurbaşkanlığı. Yani eskiden böyle bu yoktu. En azından sorabiliyoruz. Bakın, muhatap alabiliyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Eskiden bu da yoktu. Bakın, bunları konuşabiliyoruz. Yanlış anlamayın yani. Bunu sormak bile neredeyse bir nimet haline geldi. Eskiden 17 sene önce yoktu bunlar. Ama biz yine de soruyoruz. Suistimal etmek için değil. TC İngiliz Siyonist bir merkez mi kurdu? 90 sene önce kurdu. 90 sene, biz ona 96 sene, Türkiye bu nedenle mi güdük kaldı? Güdük kaldı tabii. Ne diyor Churchill? Türkler Türkiye'ye uzadıkça budayın, kısaldıkça da sulayın. Bak, suyumuz burada. Su. Sulayın. Anlatabiliyor muyum? Bunu bekliyorum yani. Şeyden bekliyorum. Resmi bir ağızdan cevap bekliyorum. Onun için soruyorum yani. Yoksa sade mantıkla baktığın zaman durum ortada. Türkiye'yi 100 yıllık bir anlaşmaya göre mi? İsmet İnönü'nün sözü bu. 100 yıl daha nefes aldık demiş. Kurguladılar. Parçalamak üzere. Yani 100 yılda olduğunda 2023 Türkiye'yi parçalayacaklar mı? Ona göre mi kurguladılar diye safiyane soruyoruz yine. Evet. Son bir de şey soruyoruz. Bunu Doktor Mehmet Kemal, şey, Mehmet Hakan Sağlam söylemişti. Bir de resmi ağızdan bir duyalım, değil mi? Cumhurbaşkanından duyalım. Ne demişti? Çanakkale'de 5 kilometre toprak alanı, 5 kilometre sözde mezarlık yapılması için İngilizlere mi verildi? Neresi, oranın adı tam neydi? İşte Çanakkale kıyı yeri, kıyıya yakın bir yer. Orası İngiliz toprağı mı sayılıyor diye sormuşuz. Bak, en azından buna cevap verdi mi ya? Hadi onlar neyse, diğerleri ucu açık şeylerdi ama en azından buna bir cevap ver. İngiliz toprağı mı sayılıyor demişiz. Evet, bir mezarlık için bu kadar yer verilir mi? 5 kilometre, gözünüze getirin, 5 kilometre alan düşünün şöyle. 5 kilometre. Burada bizim birkaç mezarlık, iki mezarımız var. İngilizlerin buraya gönderdiğimiz şeylerle ilgili. Oralara inşallah gideceğim. Çok küçük yerler. Birisi işte denizci mezarlığı, birisi havacı mezarlığı. Kaç metrekare? Çok küçük. Küçük bir yer yani. 5 kilometre falan değil. O da ayrı bir şey. Yani onlar nasıl öldürüldü, niye öldürüldü burada? Ona da ayrıca geleceğim. Evet. Durum bu. Bugün 8 Ocak 2020. Bir türlü 2020'ye ağzım alışmıyor. Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. CİMER'e sorduğum sorulardan bugün gittim, bahsettim. Sorup da diğerlerine iyi cevap aldım. Teşekkür ederim. Cevap aldım. Böyle bir sistemin olması, iletişim kanalının olması da çok güzel. Umut verici. Tekrar ediyorum, suistimal için bunu şey yapmadım. Bir tek bunlara cevap alamadım. Lozan'ın anlaşmasında gizli maddeler var mı? İşte veya İngiltere ile yapılmış, İngilizlerle ve Siyonistlerle yapılmış gizli bir anlaşma var mı? Biz neden 96 sene güdük kaldık? Neden temel kodlarımızla oynandı? İngiliz gizli sömürgesi olarak Türkiye bir İngiliz gizli sömürgesi mi? 1950'ye kadar İngiliz indi, sonradan işte bilmem ne, affedersin, değiştirir gibi
kocamı değiştirdi de 1950'de Amerika'ya devredildi. İşte Fulbright anlaşmasını falan biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gücü Amerika'ya eline alınca ister istemez elindeki malları Amerika'ya devrediyor. Şimdi İngilizler geri almaya mı çalışıyor? Bak orayı kaçırdık. İngilizler geri almaya mı çalışıyor Türkiye'yi Amerikalılardan? İşte Çanakkale'de 5 kilometre toprak alanı bir mezarlık alanı 5 kilometre olur mu? Ve burası bir İngiliz toprağı mı sayılıyor? Son Prens Charles gemiyle geldiğinde buraya yanaştı. Bu yanaşma neydi? Nasıldı? Bu arada siz de bunlarla ilgili görüşlerinizi lütfen yorumlara yazın. Evet, durum bu. Peki. Kolay gelsin diyorum.